Yaşamın her alanında elektrik enerjisine ihtiyaç vardır. Artan dünya nüfusu enerji gereksinimi artıran ihtiyaçlar ve gelişen teknoloji enerji ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır. Bu değişim günümüzde birçok farklı enerji türünden elektrik enerjisi üretilmesine gerekli kılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen enerji dönüşümlerinin gerçekleştiği tesisler arasında yer almaz demiş. Arkadaşlar güneş enerjisinden elektrik enerjisi nerede? Güneş panelleri de dolayısıyla Bursa'da var bu. Sıcak su kaynakları jeotermal tesislerden üretiliyor. Suyun potansiyel enerjisi Barajlarda suyu biriktiriyorsun. Yukarıdan aşağı doğru borulardan inerken türbünleri dönüyor ve elektrik enerjisi elde ediliyor. Barajlarda hidroelektrik santrali olmuş oluyor. Dolayısıyla bu var. Sonrasında ne kaldı? Fosil yakıtlar demiş. Fosil yakıtlar dediğimiz doğal gazdı, petroldü. kömürdü. Dolayısıyla kömürden elde edilen termik santral diyor. Doğal elde edilen doğal gaz çevrim santrali diye geçerdi. Bunlardan birini vermesi lazım. Termik santrali vermiş. Kömür kısmını vermiş. Dolayısıyla nükleer reaktör boşta kaldı. O zaman cevabımız denizde olacakmış deriz. Enerji kaynakları farklı avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Maliyet, erişebilirlik, üretim kolaylığı, çevre etkisi gibi birçok faktörü bakımından enerji kaynakları birbirinden ayrılabilir. Yenilenebilir bir enerji kaynağının bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre yukarıdaki özellikleri verilen enerji kaynağı aşağıda hangisidir demiş. Verimliliği mevsime ve bölgeye göre farklılık gösterebilir demiş. Şimdi mevsime göre değişiklik gösteriyorsa bunun rüzgar santrali ya da güneş santrali olma ihtimali çok yüksek değil mi arkadaşlar? Kurma ve işletme maliyeti diğer birçok enerji türünün kurma ve işletme maliyetinden azdır demiş. E, bu güneş enerjisi olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla fotovoltaik sistem işte son noktada burası fotovoltaik dediği anda güneş panellerini kastediyor. Dolayısıyla güneş enerjisi diyebiliriz bu anlamda. Şekildeki hidroelektrik santrali için yargılarından hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar nasıl çalışıyor barajlar hidroelektrik santrali? Su burada biriktiriyor. Dolayısıyla suyun potansiyel enerjisi var. Yukarıdan aşağı doğru borulardan inerken kinetik enerji kazanıyor. Şurada türbünleri döndürüyor ve elektrik enerjisi üretilmiş oluyor. Çalışma prensibi bu aslında. Barajda biriken suyun baraj kanalının çıkışına göre potansiyel enerjisi vardır. Evet çıkış kısım şurası olmuş oluyor. Buraya göre yerden yüksekte olduğu için potansiyel enerjisi var buradaki suyun. Doğru. İki yenilenebilir bir enerji kaynağı kullanılarak elektrik enerji üretir. Evet hidroelektrik santrali yenilenebilir enerji temiz enerji sınıfında. Mesela bunu söyleriz. 3. Barajlarda kinetik enerji, potansiyel enerji, elektrik enerji sıralamasıyla enerji dönüşümü gerçekleşir demiş. Hayır. Önce potansiyel sonra yukarıdan aşağıya su inerken kinetik kazanıyor. O da türbinleri döndürüp elektrik enerji üretiliyor. O yüzden burada sıralamada bir yanlış var. Potansiyeli bir kinetik yer değiştirmesi lazım. O yüzden cevabımız 1 ve 2 yani Bursa olacakmış. Farklı enerji türlerinin dünya elektrik enerjisine 2000-2013, 2020 yıllarında yaptıkları katkı ve 2040 yıllarında yapmaları planlanan katkıyı gösteren grafik şekildeki gibidir. Buna göre yargıların hangileri doğru duymuş? Aşağıda verilmiş arkadaşlar: petrol, doğalgaz, kömür, nükleer enerji, hidroelektrik ve diğer yenilebilir, diğer yenilebilir de rüzgar ve ağırlıklı güneş olmuş oluyor. Bu ikisi. Tabi biyokütle falan da var onlarda ama miktarı daha az oluyor genelde. Neyse. Buna göre demiş hangileri doğrudur? 2040 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlanan enerji miktarı artacağından elektrik enerjisi üretirken doğaya verilen karbon salınımı zararı azalacak diyor. Yenilenebilir enerji kaynakları artacak ama arkadaşlar yenilenmez enerji kaynakları da artıyor. Dikkat ederseniz kömür ve doğalgaza baktığınızda bakın şu alttaki ikisi kömür ve doğalgaz her geçen gün gitgide artması planlanıyor. Nasıl çevreye verdiği zarar artacak aslında toplam enerji üretirken ki. O yüzden bunu almadık. 2 tüm enerji türlerinden üretilen elektrik enerjisinin artması planlanmaktadır demiş. Arkadaşlar dikkat edersek birçoğu artıyor ama şurada petrol kısmına bakarsanız mor olana o ne yapıyor? 2040 yılına gelinde düşüyor. O yüzden hepsi artıyor demek yanlış olacak. Bunu attık. 3. Dünyanın elektrik enerjisi ihtiyacının 2040 yılına kadar sürekli artacağı öngörülmektir. Evet. Bütün grafiklere bakarsanız arkadaşlar totalde bir artış eğiliminde. O yüzden de artacağı öngörüsü de bulunabilir. Cevabımız yalnız 3 yani bursa olacakmış deriz. Bir öğrenci yenilebilir, yenilenemez enerji tablosunu şekildeki gibi dolduruyor. Buna göre öğrenci tabloda aşağıdaki enerji türlerinden hangisinin sınıflandırmasını yanlış yapmıştır diyor. Arkadaşlar fosil yakıtları yenilenemez sınıfında. Bunlar neler dersek kömür, petrol, doğalgaz ve nükleer enerji. Bunlar yenilenemez sınıfında. Diğerleri dalga, güneş, biyokütle, e, jeotermal. Bunları da yenilenebilir sınıfta olması lazım. Bakalım dalga yenilenebilir sınıfta doğru. Güneş her yenilenebilir de doğru. Biyokütle de yenilenebilir de olması gerekirdi. O yüzden yanlışı bulduk. Nükleer enerji yenilenemez sınıfından jeotermal yenilebilir sınıfta doğru. Bizim yanlış dediğimiz biyokütle enerjisi yani Ceyhan olacakmış deriz. Verim kavramıyla ilgili yargıların hangileri doğrudur demiş. Bir, enerji dönüşümünün oran olarak amaç doğrultusunda gerçekleşen kısmına denir. Evet güzel bir tanımlama olmuş. Amaç doğrultusunda gerçekleşen kısmına. Mesela arkadaşlar çamaşır makinesi kullanıyoruz. Çamaşırları yıkamak için içindeki ne yapıyor? Kazan kısmı dönüyor. Orası yıkamış oluyor. Ama aynı zamanda çamaşır makinesi ısınıyor. O ısınan kısım kayıp enerji olmuş oluyor. Amaç ne yorda? Çamaşır yıkamak, kazanın dönmesini sağlamak. Mesela, mesela 100 Joule enerji verdik. 20 Joule ısındı. 80 Joule kazanı döndürdü. O zaman verim %80 olmuş oluyor. Evet enerji dönüşümünde oran olarak amaç doğrusu gerçekleşen kısmına denir demiş. Dolayısıyla o 80 Joule'lık kısmına denmiş oluyor. Doğru. 2. Verim %100 olan makineler olabilir demiş. Arkadaşlar her makine mutlaka ısınıyor. Isındığı için de verim mutlaka %100'den daha düşük olmak zorunda kalıyor. O yüzden verim %100 olamayacak hiçbir zaman. 3. sürtünmesi artan makinelerin verimi azalır demiş. Sürtmesi arttığı zaman verim de azalır doğru. Mümkün noktalar sürtmeyi azaltalım ki verim artsın. O yüzden de mesela arabalarda falan ne kullanıyor? Mümkün olarak yağ falan kullanıyor. Ne yapıyorsun? Sürtümü azaltmaya çalışıyorsun. Verim arttırmaya çalışıyorsun. O yüzden cevabımız 1 ve 3 yani Ceyhan olacakmış deriz. Aşağıdaki grafikler bir yıl içinde 5 farklı yerdeki ortalama rüzgar hızını göstermektedir. Buna göre rüzgar hızının yıl içindeki değişimi değerlendirildiğinde aşağıdaki grafiklerden hangisindeki yere rüzgar türbünü kurmak diğerlerine göre daha uygundur demiş. Arkadaşlar rüzgar fazla olan yere kurmak tabii ki mantıklı ama rüzgar aynı zamanda yıl içerisinde istikrarlı olması lazım. Çünkü belli bir değerin üzerinde ve belli bir değerin altında rüzgar türbünleri çalıştırılamıyor. Bu anlamda rüzgar dengesiz olmayacak. Yani Adana, Denizli ya da Edirne gibi olmasın. İstikrarlı olsun. Bakın Bursa'da da Ceyhan'da da istikrarlı. Tabii ki rüzgar fazla olsun. Bursa'da daha fazla. O yüzden buraya kurmak daha mantıklı olacaktır. Aşağıdaki enerji türlerinden hangisi yenilenebilir enerji kaynağı değildir demiş. Arkadaşlar yenilenemez fosil yakıtları olmuş oluyor. Bunlar daha az önce onları söyleyelim isterseniz. Fosil yakıtları dediğimizde kömür, petrol, doğalgaz ya da nükleer enerji. Bunlar yenilenemez enerji kaynakları. Bunun dışında kalan rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal, biyokütle gibi dalga enerjisi gibi enerji ise yenilenebilir sınıfta yer alıyor. O zaman da dolayısıyla güneş enerjisi, hidrojen enerjisi, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi bunlar yenilenebilir enerji kaynakları olurken nükleer enerji yenilenemez enerji kaynağı sınıfında yer alıyor. Nükleer enerji santrallerinde enerji kaynağı zenginleştirilmiş uranyumdur. Nükleer enerji üretimi sırasında kararsız uranyum çekirdeklerinin bölünerek enerji üretilmesi sağlanır. Buna göre nükleer enerji santrallerinde başlayıp evlerde kullandığımız enerjiye kadar uzanan dönüşüm sıralaması taşlarının hangisi de doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar çekirdekteki bağlanma enerjisi dediğimiz enerji önce ne yapıyor? Isı enerjisi ortaya çıkarıyor. O ısı enerjisi e, suyu ısıtıyor, buhar haline geliyor. O buhar türbinleri döndürüyor. Yani mekanik enerji dönüşüyor. Hareket enerjisine mekanik enerji dönüşüyor. Sonrasında da oradan elektrik enerjisi elde ediyor. Bu mantıkla bakacağız dolayısıyla. A'dan ediyor çekirdek bağlanma enerjisi mekanik enerji demiş. Önce ısıya gidecekti o yüzden attık. Çekirdek ışık demiş. Hayır ısı olacak. Çekirdek kimyasal enerji demiş. Yanlış oldu. Çekirdek bağlanma enerjisi önce mekanik hayır ısı olacak. Çekirdek bağlanma ısı enerjisine sonra mekanik enerji sonra da elektrik enerjisine dönüşüyor. Aynen öyle oluyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız eden olacakmış deriz. Bir güneş enerji sistemi şeması şekilde verilmiştir. Bu sistemde dönüşüme uğrayan enerji türleri aşağıda verilmiştir. Buna göre bu sistemdeki enerji dönüşümünün sıralaması aşağıdan hangisi de doğru verilmiştir diyor. Neler var? Mekanik enerji, ısı enerjisi, güneş enerjisi, elektrik enerjisi. Tabii önce güneş enerjisi gelmiş oluyor. O yüzden onu birinci sıraya alalım bu panelleri çarpıyor. Isı enerjisi üretmiş oluyor. Dolayısıyla ikinci sıraya ısı enerjisini alalım. Arkadaşlar bu suyu ısıtıyor. Su buhar haline geliyor. Buhar türbinleri döndürüyor. Yani türbinlerde mekanik enerjisine dönmüş oluyor. Dolayısıyla üçüncü sırada bu var. En sonda mekanik enerji elektrik enerjisine dönüşüyor. Dördüncü sırada da bu gelecekmiş. Bu sıralamayla bakacağız arkadaşlar. Önce 3 olacak. Sonra iki, sonra bir, sonra 4. Yani o da Ceyhan'da varmış deriz.